Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu gördüğünüz güzel boğazlı yaka süveterin çalışmasını yapacağız bu videomda. Gördüğünüz gibi şöyle kenarları düğmeli, açık, özel bir teknikle kenar yaptık. Bu taraf da aynı şekilde. 38 bedenin rahatlıkla giyebileceği büyüklükte bir süveter oldu bu. Kol lastiğini de sonradan yaptık. Bunların hepsini ben size tek tek anlatacağım. Tam bir anlatım var bu videoda. Ayrıca boğazlı yakamızın anlatımı var. Kesimi. Çok kolay bir kesim. Omuzun birleşmesi çok kolay. Yalnız arkadaşlar ben videomu ilk önce bununla başladım. Bu örgüye başladım. Ve bunun tanıtımını yaptım size. Nakulüks minnoşun. Ama örgüm yarım kaldı. Çünkü ben bu ipin devamını bulamadım. Evde vardı onunla başlamıştım. Bu ipin devamını bulamayınca bunu şimdilik bıraktım ama daha sonraki bir videoda bunu da sıfır yaka olarak göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü bu çok güzel kullanışlı bir süeter oluyor. Şöyle göstereyim bu boğazlı yaka bunu sıfır yaka olarak göstereceğim. Yalnız ilk videomda anlatım bu 90 ilmekle başladım bunu. Sonra biraz daha büyük olmasını istediğim için bunu 100 ilmek olarak başladım. Tek farkı bu. Bu 100 ilmekle başlandı. Bu gri olan. Bunu 90 ilmek olarak başladık ama onun haricinde bütün kesimlerimiz, sayılarımız aynı. Hiçbir fark yok. Bir de bu 100 ilmek olduğu için bunun omuzu 20 ilmek. Bunun omuzu 15 ilmek olacak. Eğer siz 90 ilmekle başlarsanız 15 ilmek olacak. Şöyle gösterin. Ama yaka yine 40 ilmek. Bunda bir değişiklik yok. Orada hiç kafanız karışmasın. Bunu biraz daha büyük yaptım ki 30, 38 beden rahatlıkla large bedenler rahatlıkla giysin diye. Çünkü bu biraz baktım ip deyince olunca biraz küçük düştü 90 ilmek. Çünkü sonradan bakın şu kenarlar yapılıyor. Biraz daha örgümüz genişliyor. Bunun ipini de hemen size göstereyim. Bu Nako Rekor. Bu da güzel bir ip. ince bir ip. Renk ne olsun? 194. Antrasit gri. Bunu yaptım. Bu da 100 gram ve 360 metre uzunlukta. Bakayım. 360 metre uzunlukta. Tam iki yumaktan çıktı bu. İki yumakla bu ipten alırsanız sadece iki, yumuk, iki yumakla bu gördüğünüz güzel süveteri yapabileceksiniz. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi videomuzun ilk başlangıç anlatımları bu renkle başlıyor ve 90 ilmek olarak ama ben bunu 100 ilmek yaptım arkadaşlar. Sonradan bunu 100 ilmek yaptım. Onu da size anlattım ama ben şimdi tekrar size söylüyorum ki kafanız karışmasın. Tekrar şu sayılar hiç değişmiyor. Kesimler hiç değişmiyor. Hepsi aynı şekilde devam ediyor. Yakanın genişliği 40 ilmek. Bunda da bunda da 40 ilmek burada omuz 20 ilmek sadece burada omuz 15 ilmek kalıyor Eğer 90 ilmek başlarsanız 15 ilmek omuz burada 20 ilmek 100 ilmekte 20 ilmek bu 36 bedene güzel olur bu da 38 bedene güzel olur Arkadaşlar şimdi videomuzu anlatmaya geçebiliriz şunu da söyleyeyim yine şişimde üç buçuk numara Çünkü bu ip de ince bir ip üç buçuk numarayla Güzel bir kazak yaptık. Boğazlı yaka bir süveter. Şöyle gösteriyorum tekrar ve şimdi örgümüzü yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örgümüze geçmeden önce size ipimi tanıtmak istiyorum. Ben Nako Lux Minnoş'la öreceğim bu kazağımızı. Yumuşak ve döküntülü olsun istiyorum çünkü. Şişim de 3 üç numara, üç buçuk numara pardon. Üç buçuk numara şişle Nako Lüks Minnoş kullanacağım. Elimdekinin renk olsun eğer isterseniz 219. Güzel bir e, sütlü kahve rengi. E, 100 gram 336 metre. Şimdi örgümüz tamamlanınca da kaç yumak gittiğini size söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben de ilk defa başlıyorum örgüye. Ne kadar yumak gideceğini de size sonra söyleyeceğim şimdi hemen ipimden şöyle biraz ayırıyorum ve ilmek atarak her zaman biliyorsunuz ben ilmek atarak başlarım ve şöyle klasik bakın ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz bu şekilde buraya 90 ilmek atacağız arkadaşlar 90 tek ilmek. Atalım ve örgümüze başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın 90 ilmeğimi attım. Ve hemen şuraya bir de düğüm atıyorum ki örmeye başlayalım ondan sonra bir açılmasın diye. Şimdi şöyle alalım ve örmeye başlayalım normal bir ters bir düz lastik yapacağız arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden aldım Bakın. bir ters bir düz bir ters bir düz bir ön yani önden aldığımız örgü ters örgü oluyor bir arka arkadan aldığımızda düz oluyor bu şekilde. İlk sıra biraz sıkıntı olabilir. Bir ters ve bir düz. Bunu özellikle bilmeyen, örgüyü yeni başlayanlar için özellikle anlatıyorum. Örgü bilenler zaten söylediğim sayılara göre hemen örgüye başlarlar. Bu şekilde arkadaşlar. Lastiğimizi devam ettirelim. Bir ters, bir düz. Bir önden, bir arkadan. Lastik bölümümüz bu. Burayı geçelim şimdi. Hızlı bir şekilde. Şimdi ilk sırayı bitirdim. Bakın. Diğer sırada da bir değişiklik yok. İlkini örmeden alıyorum. Yine ters gelen ilmekleri ters, düz gelen ilmekleri düz örerek tekli lastiğimize devam ediyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Lastik boyunca bu değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi artık lastiğimizi hızlı bir şekilde ilerletelim. Bir önden, bir arkadan alarak tekli lastiğimizi tamamlayalım ve üst bölüme geçelim. Şöyle göstereyim. Bakın çıkmaya başladı. Şimdi arkadaşlar bakın lastik bölümümüzü bitirdik. Şöyle. Burası boydan boya şöyle 24 sıra oldu. 24 sıra lastiğimizi yaptık. Şimdi artık örgümüze düz örgü olarak devam edeceğiz. Alıyoruz elimize. Bir sıra arkadan gideceğiz. Bir sıra önden gideceğiz arkadaşlar. Bir sıra arka, bir sıra ön. Bu şekilde artık örgümüzü devam ettireceğiz. Dediğim gibi 24 sıra lastiğimizi yaptık ve şimdi kol altına kadar örgümüz düz örgü olarak devam edecek. Şimdi önde şimdi burada düz olarak gidiyoruz. Arkadan alıyorum bütün ilmeklerimi. Diğer sırada bütün ilmeklerimizi önden alacağız. Bu şekilde. Şimdi sona doğru geliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi düz örgü. Bir sırayı boydan boya hep böyle arkadan alarak örüyoruz. Geldim şimdi ters yüze. Burayı da boydan boya önden alarak devam edeceğiz. Düz örgü böyle olur zaten. Bir sıra arkadan örülür, bir sıra önden. Bu şekilde kol kesimine kadar, kol altının kesimine kadar örgümüzü düz örgü olarak devam ettirelim arkadaşlar ve kol kesiminde yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar şimdi örgümüzün bakın düz bölümünü de şöylece tamamlamış olduk. Burada 24 sıra bildiğiniz gibi Lastiğimiz var, tekli lastik. Onun üzerine 25 sıra düz örgü gittim. Şöyle göstereyim. Örgümüz şu anda bu vaziyette. Şimdi artık buradan kolumuzu kesmeye başlayacağız. Ben ön yüzden geldim. Kesmelerimizi arka yüzde yapacağız arkadaşlar. Şöyle misinalıya aldım size daha iyi gösterebilmek için. Geldik arkadaşlar. Tersten kesmeler hep tersten olacak. Birinciyi yine örmeden aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm ve burada bir tane kesiyorum. Yani kesmeleri içte yapıyoruz arkadaşlar. 5 ilmeği düz ördüm. İçeride 2 ilmeği birlikte alarak bir kesimi yaptım. Şimdi Buradan örerek karşı tarafa geçiyoruz ve karşı tarafta da kesim yapacağız. İkisini aynı sırada yapacağız arkadaşlar ve tersten yapıyoruz kesmelerimizi. Şöyle hızlı bir şekilde karşı bölüme geçelim. Oranın da kesimini göstereyim size. Şimdi arkadaşlar burada bir kesim yaptık. Buradan ördük örgümüzü geldik diğer tarafa. Yine burada da bir kesim yapacağız. 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı burada. Burada 6. ve 7. ilmekleri keseceğiz. Ama bu iki ilmeğin bu tarafta sadece yönünü değiştiriyorum. Yani şu öndekini arkadan öne geçiriyorum. Yani kesmemiz düzgün olsun diye. Bu tarafta gerek yok. Çünkü yönü olduğu için burası zaten normal olduğu gibi kesiliyor. Burada sadece Buradaki ilmek arkadan öne geçiyor. Ondan sonra da kestik zaten. Geri kalan 1 2 3 4 5 ilmeğimi ördüm. Dönüyoruz şimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın hiç belirsiz oldu kesmemiz. Ön yüzde kesme yok. Burayı sadece örerek Öbür başa kadar gidelim. Ters yüzde tekrar kesimimizi göstereceğim size. Ön yüzde kesim yok. Sadece ön yüzü örerek geçiyoruz. Kesimlerimiz arka yüzde olacak. Şimdi ön yüzü örerek geçtik. Dönüyorum örgümün arka yüzüne. Burada yine birer kesim yapacağız arkadaşlar. İpim dolandı. Şurayı bir düzleyim. Evet. Geldik arka yüze. Ön yüzde bir şey yok. Ön yüzü geçiyoruz. Sadece örerek geçiyoruz. Şimdi arka yüzde yine 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Buradaki 2 ilmeği normal olarak kestim. Şimdi diğer tarafa gelelim. Yine oradaki ilmek değiştirip kesmeyi göstereceğim size. Yani bir tane daha kesim yapmış olduk geçelim öbür başa ve diğer tarafın kesimini yapalım. Şimdi bakın bu başa geldim yine. Burada 7 ilmeğim var. Buradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum bakın. Buradaki ilmeği bakın. Şişim arkada. Bunu arkadan bunu önden yer değiştiriyorum bu şekilde. Taktım. Şimdi normal önden yine ikisini kestim ve kalan 5 ilmeği örüyorum. Bu değiştirme işlemini sadece bu tarafta yapıyoruz arkadaşlar. Burada gerek yok dediğim gibi sadece burada İ iki ilmeğin yönünü değiştirip normal önden kesiyoruz. Şimdi döndüm bakın. Kesimimizde hiçbir bozukluk yok. Burası zaten yönü olduğu için burası gayet düzgün gidiyor. Belki şu an ekranda belki tam göremiyorsunuz ama bir süre sonra bu çok belli olacak. Burası da gayet düzgün gidiyor. Bu şekilde önde kesim yok. Önü örüp gidiyoruz. Arkada bir buradan bir buradan keserek bir süre kesimlerimizi devam ettirip kolu ilerletelim. Bir buradan bir buradan arka yüzde keserek ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdilik iki taneyi kesmiş olduk. Biraz kesimlerimizi yapalım, ilerleyelim ve beraber devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar, örgümüz bu durumda. Şu kolun kesimini ben tamamladım. 10 tane kesim yaptık. Her arka sırada tek 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 keserek buradan ve buradan 10 tane kesimi tamamladık. 10 tane buradan 10 ilmek. 10 ilmekte Buradan kestik. Yani toplamda 20 ilmek kesmiş oldum. Şöyle göstereyim bakın. Gayet muntazam, düzgün bir kesim oldu. Bu tarafta aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Şimdi artık bundan sonrasında kesim yok. Şöyle diyeyim. 90 ilmek başlamıştık biliyorsunuz. 10 ilmek bu taraftan. 10 ilmek bu taraftan kestikten sonra burada 70 ilmeğimiz kaldı. Artık sadece omuza kadar örgümüzü düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Başka kesimimiz yok. En son artık omuzlara ve enseyi ayıracağız. Onun için şimdi bunu hızlı bir şekilde örelim. Siz kendinize yapıyorsanız bunu kendi boyunuza göre yapın arkadaşlar. Bu belde biteceği için şurası kol altı oluyor. Onun için siz buradan sonrasını kendi boyunuza göre ölçerek yapabilirsiniz. Bunu omuza kadar düz olarak örelim. Orada tekrar beraber ilerleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben örgümü tamamladım. Şöyle omuza kadar geldim. Şöyle göstermek istiyorum size. Şurası kol kesiminin alt kısmı. Şuradan 10 tane her sırada birer tane olmak üzere kestiğimiz kesim bölümü. Şöyle göstereyim karşılıklı. Ve ondan sonrası zaten düz bir şekilde çıktı. Şimdi bu düz örgü olduğu için kıvrılıyor tabii ki. Daha sonra koluna lastik yapacağız. O zaman düzlenecek. Ve şöyle enseye kadar geldik. Omuzlar ve ense. Bunu şimdilik ilmek olarak bıraktım arkadaşlar. Kesmedim. Çünkü ben omuzları Karşı tarafı da bitirince ilmekleri hem kesip hem beraber birleştirerek kesim yapıyorum. Onu da ayrıca göstereceğim size. Şimdi buranın uzunluğu 50 santim. Şöyle bakın, ölçüyorum. Siz bunun uzunluğunu kendinize göre yapacaksınız. Şöyle bakın, mezuramızı aldık. Şuradan koyunca, burası 50 santim boydan boya. Şimdi siz de bunu uzunluğunu kendiniz ayarlayın. Bu zaten belde biten bir süeter modeli olacak. Kendi omuzunuzdan bel bölgenize kadar olan kısmı ölçün. Şuranın yüksekliğini, uzunluğunu ona göre ayarlayın kendiniz. Dediğim gibi ben 50 santim yaptım. Siz de kendinize göre kaç santim istiyorsanız yaparsınız. Şimdi arkadaşlar, sizden istediğim şey bu parçanın aynısından bir parça daha yapacağız. Şimdi bu arka parça oldu. Ön parçamızda aynı sayılarda ve aynı şekilde devam edecek. Yine 90 ilmek başlayacağız. Tekli lastiğimizi yapacağız. 24 sıra. Sonra 25 sıra. Şu kol altına kadar olan kısmı yapacağız. Yine kolu aynı şekilde teker teker 10 ilmek keseceğiz. Ve Tam buraya gelmeden önce şöyle biraz daha aşağıya kadar gelip buradan yakamızı oyacağız. O kısma gelene kadar şimdi örgümüzü ikinci parçamızda yapalım ve yakayı birlikte oyup omuzları birleştirelim ve yakamızı, kolumuzun lastiklerini ve şu kenar patımızı hep beraber yapalım. Arkadaşlar şimdi ön parçamızı da Yaka kesme yerine kadar getirdim. Yalnız artık örgümüze bununla devam edemeyeceğim. Çünkü ipimin devamını bulamadım. Enteresan bir şekilde 219'un devamını bulamadım. Bunu şimdilik burada bırakıyorum. Bunu da sıfır yaka olarak size göstereceğim ipimi bulduğum zaman. Onun için örgümüze bununla devam etmek istiyorum. Yeni bir ip aldım kendime. Bunu da hemen size göstereyim. Nako Rekor. Bu da 100 gram, bayağı uzun bir metresi var, 360 metre. Yani aynı incelikte bir ip bu da. Yalnız bunu biraz daha fazla başladım. Bu 100 ilmek olarak başlandı. Biliyorsunuz bu açık renkli olanı 90 ilmek başlamıştık. Sayılar aynı. Hiçbir değişikliği yok. Yine lastik kısmı bu kesmeye kadar ki olan kısımlar her tarafa aynı sadece 100 ilmek başladım biraz daha geniş olsun istiyorum çünkü ee, bu açık renk olanın boyu 55 santimdi bunu biraz daha uzun yap yaptım 58-60 santim gibi oldu bu ee, o şekilde arkayı tamamladım ve Yine kesim aynı. 10 tane bur taraftan kestim. Bakın 10 ilmek buradan kestim. 10 ilmek bu koldan kestim. Ve 80 ilmek kaldı. Tabii ki 100 ilmek başladığım için 10 10 kesince 80 ilmek kaldı. Bu arka parçanın ense kısmı. Bakın 20 ilmek bir omuza, 20 ilmek bir omuza bıraktım. Ense bölümünü 40 bıraktım ve bunları kesmedim arkadaşlar. Omuzları ve yakayı beraber birleştireceğiz sonra. Şöyle de ayırdım. Bunu beklettim. Şimdi ön parçam da burada. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde ön parçamız arka parçamızdan 14 sıra eksik. Çünkü yakamızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle boğazlı yaka yapacağız. Bunu buradan sıfır yakamızı oyacağız. Ondan sonra ilmek alıp yakamızı takacağız yerine. Onun için arkadaşlar ön parçamızda yine aynı şekilde 100 ilmek başladık. Aynı şekilde lastik uzunluğu, kol kesimine kadar olan bölümün uzunluğu yine onar ilmek sağdan ve soldan kestik. Ve boyunu da dediğim gibi omuza gelmeden evvel 14 sıra aşağıda bıraktım. Ki buraya yaka açacağız arkadaşlar. Şimdi artık yaka kesimine başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar çok basit bir şekilde size boğazlı yaka nasıl yapılır göstermek istiyorum. Omuzları kesmedim. Yakayı da ilmek olarak bıraktım. Direkt üzerine takıp yakamızı örmeye devam edeceğiz. Ee, ve arka bedenden ön beden 14 sıra aşağıda bıraktım. 14 sıra aşağıdan yakamızı yuvarlayacağız ve kesimimizi yapacağız. Şimdi dediğim gibi bu örgümüz 80 ilmek, 20'sini kollara bıraktım, 40'ını enseye bıraktım. Çünkü bu kol omuz niye bu kadar az derseniz, bu geniş bir kesimli bir kol kesimli bir süveter onun için o kadar az. Yoksa ilmek sayımız daha fazla olsa omuzlara normalde 3'e bölünür buralar. Omuz ve ense. Ama bu örgümde buralara 20 yaptım. Çünkü buradan ilmek alıp lastik bölümünü yapacağız daha sonra. Burası da tamamlanacak. Şimdi şu arka bölümü dediğim gibi 40 ilmeğim burada bekliyor. Şöyle ayırdım. Ve omuzlar. Bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Öne geldik şimdi. Dediğim gibi ön arkadan 14 sıra aşağıda. Şöyle örgümüzün önce bir tarafını keseceğiz. Sonra diğer tarafını keseceğiz. Şimdi arkadaşlar örgümüzün tam ortasını bulun. Şimdi burası 80 ilmek olduğu için bakın şurası orta. Burada 40 ilmeğim var. Burada da 40 ilmeğim var. Ve yakamızın ilk kesimini Kesim yapmadan ilmek, ilmek bırakarak devam ettireceğim şimdi. Şimdi ön yüzden geldim. İlk önce bu tarafı yapıyoruz arkadaşlar. Bura öne gelince sol taraf olmuş oluyor. Önce burayı oyalım. Omuza kadar gelelim. Sonra da bu tarafı keseceğiz. Dediğim gibi ortası burada. İlk ortada 10 ilmek bırakacağım arkadaşlar. Normalde kesersek de 10 ilmek kesmiş olacağız. Ama dediğim gibi ben ilmekleri üzerinde bırakacağım arkadaşlar. Böylece yakayı da yaparken direkt bu ilmekleri şişimize geçirip öreceğiz. Şimdi ördüm ben ön yüzden geldim, tam ortaya geldim. Bakın burada 2 4 5 ilmeğimi bıraktım. Ve buradan geriye dönüyorum. Buradan geriye dönüyorum ki bu ilmek kesilmiş olarak kabul edin. Ortada 10 ilmek kesmiş olacağız ama ben kesmiyorum. Sadece 5 ilmeği burada bıraktım. Dönüyorum. O 5 ilmeği örmeden döndüm. Burayı arkadaşlar örerek devam ettiriyorum. Arka yüzü. Burayı örelim. Sonra tekrar ön yüze geçelim. Zaten örgümüz düz size çok karışık gelmesin dediğim gibi ilmekleri sadece kesmiyorum ilmek olarak bırakıyorum ki yakayı yaparken hemen üzerine ilmekleri alalım yakamız çok güzel bir şekilde devam etsin boğazlı yaka olduğu için sıkmasın başımızdan geçerken diye şimdi geldim şurayı birlikte geçelim buraya da işaret koydum ki örgümüz fazla gitmesin diye Dönüyorum şimdi. Şöyle aldım yine düz örgümü örüyorum. 5 ilmeğimizi bırakmıştık. Şimdi gelelim tekrar döndüğümüzde burada 4 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Yani kesecek olsaydık da 4 ilmek kesecektim geliyorum. Sayalım arkadaşlar. Zaten yeri belli oldu. Bakın 5'ten döndüğüm için 2 4 5 bakın burada. 4 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 4 Bakın şöyle. Yeri belli oldu şurasıydı. 4 ilmek daha bıraktım. İlk önce 5 ilmek bırakmıştık. 4 ilmeği daha bıraktım. Buradan geriye dönüyorum. Yine arka bölümü örerek gidiyorum. Bu arada kesimimiz tamamlandığında 14 sıramız da tamamlanmış olacak arkadaşlar. O şekilde ayarladım ben. Yani bir tarafta 20 kesim yapacağız. Diğer tarafta da 20 kesim yapınca yakada 40 ilmeği kesmiş olacağız. Ama dediğim gibi kesim yapmıyorum. İlmek olarak bırakıyorum ki o ilmeklere şişimizi geçirip yakamızı kolaycacık yapabilmek için. Şimdi geldim yine şöyle döndüm. Ön yüze döndüm. Yaka bölümüne doğru gidiyoruz. Bu sefer yakada 3 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Geliyorum. Zaten döndüğümüz yer belli oluyor dönüş yaptığımız için orada bir açıklık oluşuyor. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Şöyle bir bakalım. Bakın. Şurası 5 ilmek bıraktık. Bakın şurada bir açıklık var. 4 ilmek bıraktık. Burada bir açıklık var. Şimdi 3 ilmek bıraktım. Buradan geriye dönüyorum şimdi. Omuzda 20 ilmek kalana kadar bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. Şimdi bir gidip gelelim. Şimdi ön yüze tekrar geçtim. Hemen hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar yine. Omuzda 20 ilmek kalana kadar bu kesimleri devam ettireceğiz. geliyoruz. Bakın şurada yerimiz belli. Orada yine 3 ilmek bırakacağız. Oraya gelmeden evvel bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde. Görüyorsunuz herhalde 5 ilmek bıraktık, 4 ilmek bıraktık, 3 ilmek bıraktık, 3 ilmek bıraktık. Zaten yerleri bakın açık kalıyor, delik kalıyor bunlar. Döndüğümüz için buradan geri dönüyorum ben şimdi döndük. Hızlı bir şekilde yine bir gidişe geliş yapalım. Arka yüzü örelim, ön yüze geçelim. Şimdi yine ön yüzdeyiz arkadaşlar. Yine hızlı bir şekilde örelim yaka bölümüne kadar gelelim. Şimdi bu sefer 2 ilmek bırakacağız şurada ilmek bıraktığımız yere kadar gelelim Evet bakın şimdi 5 4 3 3 2 ilmeği bıraktım buradan geriye dönüyorum arkaya gidelim tersi ön yüzde yine beraber ilerleyelim yine ön yüzdeyiz arkadaşlar. Ön yüze geldim. En son iki ilmek bıraktığımız yere kadar örüyorum. Bu çok pratik bir boğaz yaka oluyor. Baştan geçerken de çok rahat geçiyor bu şekilde. Bunu keserek de yapılıyor bu. Kesip üzerine ilmek de alınıyor ama ben kesmeden ilmekleri üzerinde bırakıyorum. Bakın tekrar iki ilmek bıraktım. Şöyle göstereyim. 5 4 3 3 2 2. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar buradan. Geri dönelim ve ön yüze kadar örgümüzü örerek geçelim. Şimdi tekrar ön yüze geldik. Ve yine son o 2 ilmek bıraktığımız yere kadar geliyoruz. geldi bu sefer burada bir ilmek bıraktım arkadaşlar şöyle göstereyim 5 4 3 3 2 2 1 yani 5 4 daha 9 3 daha 12 3 daha 15 17 19 ve 20 ilmek burada 20 ilmeğimizi kesmiş olduk Tabii ki ben kesmeden bıraktım ilmek olarak bıraktım ki bunları rahat rahat örebilelim diye. Şimdi arkadaşlar buradan geriye döneceğim ve bu kısmı burada tamamlayacağım. Buradan dönüyorum şöyle. Diğer tarafa geçeceğiz şimdi. Burayı da örerek geçtim. Ve bu omuzu da şimdilik ilmek olarak bırakıyorum. Çünkü ben omuzları da birleştirirken kesiyorum arkadaşlar. Yine size onu da göstereceğim şimdi. Evet geldik. Ve bu kısmı bitirmiş olduk. Şimdi ben bunları bir ilmekleri çıkarayım size daha rahat göstereyim. Şimdi arkadaşlar önce omuzdaki 20 ilmeğimi şöyle benim ayraçlarım var. Onların üzerine bir ayırıyorum bakın 20 taneyi buraya çekiyorum. Bir şişin üzerinde de bırakabilirsiniz bunu. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Şimdi arkadaşlar burayı şöyle yaptım. Burası da 14 sıra olmuş oldu. Bakın şuraya bir belirleyici koymuştum. Burası da 14 sıra tamamlandı. Biliyorsunuz ki 14 sıra aşağıdan açmaya başlamıştık. Şimdi burada kalan 2 4 5 9 12 15 17 19 20 ilmeği de bakın başka bir ayıracımı alıyorum. Yaka bölümünü ki öbür tarafa geçeceğim şimdi. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ve ortadaki 5 taneyi de alıyorum. Böylece yakadaki 20 ilmeği de buraya taktım. Bakın şöyle. Görüyor musunuz? Şurası kol bölümü. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Burası yaka. Gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu tarafı yapacağız arkadaşlar. Yine burayı da aynı şekilde ilmek bırakarak gideceğiz. Bakın bunları en son size çok pratik bir şekilde göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ipimi buradan kestim. Bu burada kaldı. Bu taraf tamamlanmış oldu. Şimdi dediğim gibi bu tarafa geçiyoruz. Yine ortada burada rafta ilk başta 5 ilmek bırakmıştım ya. Yine burada da 5 ilmeğimi bakın örmeden geçiriyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi ipimi buraya bağlayabilirim artık. Şuradan şöyle alalım ipimizi bağlayalım. Bu çok pratik ve kolay bir yaka arkadaşlar. Dediğim gibi hiç kesilmediği için sıkmıyor da boğazı. Baştan geçerken çok rahat geçiyor. Şimdi dediğim gibi 5 ilmeğimi burada bıraktım. Ve burayı örerek gidiyorum. artık e, ön yüzleri öreceğiz. Arka yüzlerde bırakma işlemi olacak. Çünkü örgümüzün sağ tarafına geçmiş olduk. Şimdi Burayı da ben size yine beraber yapacağım. E, örgüyü tam olarak bilmeyenler için iki tarafı da göstermek istiyorum. Bilenler zaten artık o tarafı yaptığım gibi bu tarafı da yapabilirler. Evet. Geliyoruz. Ön yüzü bu sırayı birlikte gidelim yine. Döndüm arka yüze. Artık bırakma işlemlerimizi arka yüzde yapacağız. İlk 5 ilmek bıraktığım yere kadar ilerleyelim. Bu sefer biliyorsunuz ki 4 ilmek bırakacağız. 5 ilmeğimizi bırakmıştık. Şimdi 4 ilmek bırakacağız. Zaten ipi bağladığımız yer belli. Hızlı bir şekilde geçelim. Bakalım şöyle 2 4 Evet, geldim. Şimdi ilk önce 2 4 5 ilmek bırakmıştım. Şöyle göstereyim. 2 4 ilmek bıraktım şimdi de. Dönüyorum buradan. örerek bir gidiş gelişimizi yapalım. Arka yüzde bu sefer yine 3 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi arka yüzü de örerek geldim. Bakın daha evvel 4 ilmek bırakmıştım. Şimdi 3 ilmeğimi burada kesmeden bıraktım. Örmeden de bıraktım. Örmeden ve kesmeden. 5 4 3. Buradan dönüyorum. Şimdi yine örerek gidiyorum. Diğer tarafta ön yüzde bırakıyorduk ilmeklerimizi çünkü yönü öyle gelmişti. Kafanız karışmasın. Burada da arka yüzde örmeden bırakıyorum çünkü yönü öyle geliyor. Ters yüzde geliyor yönü. Gidelim gelelim. Yine 3 ilmek bırakacağız arkadaşlar. Şimdi arka yüze geldim. Bakın örerek geldim. Yine burada 3 ilmeğimi bıraktım. 5 4 3 3 Buradan dönüyoruz. Yine yani bu taraftaki yaptığımız gibi arka yüzde sonra 2 2 ve 1 bırakacağız arkadaşlar. Örerek gidelim, gelelim. Bu yüzde ters de bırakıyoruz ilmeklerimizi. Örmeden oraya gelince orayı kesilmiş olarak kabul edin arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar. Bakın yine burada 2 ilmek bıraktım. 5, 4, 3, 3, 2 ilmek. Buradan dönüyoruz. Tekrar bir 2 bırakacağız ve en son 1 bırakacağız. Bu tarafta olduğu gibi. Şimdi tersten yine ördüm geldim. Bakın daha evvel 2 bıraktığım yerin hemen önüne 2 ilmek daha örmeden bıraktım. 5 4 3 3 2 2. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Zaten son bir ilmeğim kaldı bırakacağım. Onu da bir gidiş geliş yapıp ters yüzde bırakacağım şimdi. Böylece yakamız tamamlanmış olacak. Şimdi arka yüzden 20 ilmeğimi ördüm, omuzdaki kalan ve tek ilmeğimi de burada bıraktım. Bu tarafın yakası da tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın 20 ilmek burada bıraktık. 20 ilmek burada bıraktık ve omuzda 20 ilmek. Dönüyorum başa kadar geleyim. Yalnız diğer örgümüzde daha eksik başladığımız için 15 ilmeğimiz var arkadaşlar. Onu karıştırmayın. Diğer bu örgümüzde 15 ilmeğimiz var. Yaka yine 40 ilmek. Onu karıştırmayın. O şekilde başlayanlar 15 ilmek bırakacaklar omuzda. Onu onda kafanız karışmasın lütfen. Bunu ben 10 ilmek fazla başladığım için omuzlara 20 ilmek bıraktım. Şimdi buraya geliyorum ve ilk önce omuzumuzu birleştireceğiz. Sonra da yakamızı takıp öreceğiz arkadaşlar. Şöyle geldim. Evet. Şurada karışıklık çıkmasın diye yine şu yakanın ilmeklerini buraya aktaracağım. Şimdi yakadaki bıraktığım 20 ilmeği de başka bir ayracımı alıyorum. Şöyle buralar şimdilik beklemede. Önce bir omuzumuzu birleştirelim. Tek omuzu birleştireceğiz. Ondan sonra yakamızı ördükten sonra diğer omuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Böylece yakamız çok pratik bir şekilde hiç yuvarlak bir şişe gerek kalmadan yapılmış olacak. Dediğim gibi size en basit şekliyle bir boğazlı yaka gösteriyorum. Şimdi şunu şöyle çıkarttım. Bakın göstereyim size. Şu omuzun biri. Burada. Şurası kol kısmı. Bunu hangi kaza uygularsanız uygulayın bu şekilde. Ve şöyle. Burası da yakamız. Yuvarlak bir şekilde kestik aslında ama şimdi bunları düz şeye taktığımız için böyle duruyorlar. Şimdi ilk önce şu omuzumuzu birleştirelim diğer omuzla. Ondan sonra hemen yakamızı yapmaya başlayacağız. Şimdi ilk önce arka parçamızı aldım. Şöyle ön yüzü bize bakacak şekilde önüme koydum. Bakın zaten burası da şişte takılı. Şu şekilde göstereyim size. Dediğim gibi arkada Bakın 20 ilmek. Burada da 20 ilmek arada 40 ilmeğim var ve ilmek olarak duruyor. Şimdi ön parçamı alıyorum. Bakın. Ve ön yüzler ön yüzler içte birbirine bakacak şekilde şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın omuzlar birbirine paralel gördüğünüz gibi. Önce burayı hem kesim yapacağız hem birleştireceğiz. Bu çok basit güzel bir kesim oluyor arkadaşlar hemencecik. Şimdi burada da bir ipim var. Onun için birini kesiyorum ipimi. Diğeriyle devam etmek istiyorum. Şurada dursun. Şuradakini keselim. İki tane ipe ihtiyacımız yok. Ve bu ipleri birbirine bir bağlayayım önce. Evet. Şöyle bir bağlıyoruz. şöyle bağladım iki düğüm attım üçte atabilirsiniz ve burayı birlikte hem örüp hem kesiyoruz arkadaşlar bakın bu da çok güzel çok kolay bir teknik daha evvel e, videosunu çekimini yaptım ben bu omuz birleştirmenin yaka birleştirmenin şimdi iki şişimizi birden elimize aldık bakın hem öndeki şişten Şöyle ilmeğin içine girdim. Hem de arkadaki şişteki ilmeğin içine girdim ve ikisini birlikte ördüm. Şöyle çıkarttım. Yine öndekinden ve arkadakinden birer ilmeğin içine girdim ve ördüm. Bu şekilde çıkarttım. İpim ayrıldı arkadaşlar bir saniye. Çıkarttım. Önceki ördüğümü bunun üzerinden atlattım. Böylece hem ördüm hem birinci kesimi yapmış oldum. Yine önden ve arkadan birer ilmeğin içine girdim ve diğerine bunun üzerinden atlattım. Bakın hem kesim yapıyoruz hem birleştirme işlemini yapmış oluyoruz. Omuzları da hiç dikmeye gerek kalmıyor ve çok muntazam oluyor. Bu da güzel ve kolay, pratik bir kesim şekli. Ha bunları omuzları direkt kesip dikedebilirsiniz iğneyle. Ama inanın bu hem daha güzel oluyor hem daha kolay oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Öndeki şişten ve arkadaki şişten iki ilmeği birlikte örüp önceki ördüğümüzü diğerinin üzerinden atlatarak buradaki 20 ilmeğimizi keselim. Bakın öndekine giriyorum ilmeğin ve arkadaki ilmeğe giriyorum ikisini birden örüyorum. Önceki ördüğüm ilmeği de bunun üzerinden atlatıyorum. Dediğim gibi böylece hem omuz birleşmiş oluyor hem de kesim yapılmış oluyor. Hızlı bir şekilde burayı da tamamlayalım. Ondan sonra yakamıza geçelim arkadaşlar. En son ilmeklere geldim arkadaşlar. Burayı da yine ördüm. Bakın ayracım da burada duruyor hala. Bunu da bunun üzerinden atlattım. Şöyle. Bu bir tane ilmek de şurada durabilir. Yakaya veririz, kullanırız. Evet. Omuz birleşmiş oldu. Şöyle bakın göstereyim. Açıyorum. Bakın. Gayet düzgün bir şekilde birleşti. Şimdi artık bu tarafı daha sonra birleştireceğiz. Bunu açık bir şekilde öreceğiz ki örgümüz kolay olsun arkadaşlar. Şimdi şuna da ayrı bir şey takıp bunları tümden misinama geçiriyorum. Yani normal şişle de örebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çünkü misinaya ihtiyacımız yok aslında. Şimdi buradaki bıraktığımız ilmekleri de buraya geçiriyorum şunu şuradan çıkartıyorum bakın tersten taktığım için tümden çıkarıyorum ama kaçırmadan buraya alacağım hepsini şöyle 20 ilmeğim vardı burada hepsini birden şişime geçiriyorum böylece ilmek almayla uğraşmamış oluyoruz arkadaşlar çünkü ilmekleri üzerinde bıraktık zaten. Hem kesim yaptık hem ilmekler üzerinde hazır olmuş oldu. Evet. Bakın burayı geçirdik. Şöyle. Yakanın birini geçirdim. Şurada 120 ilmeğim daha var. Bunu da yine bakın bunun yönü iyi geldi neyse bunu tek tek alabiliriz buraya. Bu 20 ilmeği de yine şişime geçiriyorum. Böylece yakada 80 ilmek olmuş oldu arkadaşlar. 80 ilmek hani bir tane de kesimin en sonunda bir ilmek kalmıştı onu yok etmedim ben orada bıraktım onu da kullanırız diye düşündüm. Böylece onunla birlikte 81 ilmek olmuş oldu. Evet şunu da geçiriyorum şimdi. Bir ilmeğim kaldı. Evet. Bunu buradan alalım. Şurada tek ilmeğim terste kalmış. Bunu da çıkarttım ve şu şekilde. Bakın, bütün hepsini geçirdik. Yalnız şuradaki 20 ilmeği kafamız karışmasın diğer omuzun. Onu da şöyle alıyorum ayıracıma. Bunun da kesimini birleştirmesini yaka bittikten sonra yapacağız bakın. Şöyle diğer omuz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ha ben de böyle şeyler yok ben neye takım derseniz güzel bir kalın gününüzü bir ipe takın iğneye takın ipe de geçirebilirsiniz. Şimdi şunu da şuradan aldım artık. Bu burada bekleyecek. Şöyle yapayım da çıkmasın. Evet. Bu da diğer omuz. Bakın şimdi burayı size tam olarak göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Yakamızı taktık. Gördüğünüz gibi. Şurası birleştirdiğimiz omuz. Burası henüz birleşmedi. Çünkü böyle açık bırakarak bunu düz örgü gibi öreceğiz. Yaka bittikten sonra burayı yine şuradaki omuzu yaptığımız gibi birleştireceğiz. En son bu omuzda olacak. Ama önce yakamızı örüp bitireceğiz ki yakamızı rahat örelim. Yoksa tam boğaza göre kısa misinalı şiş lazımdı bize. Böyle yuvarlak örebilmek için. Ama böyle pratik oluyor. Bakın açıkta misinalı şişiniz yoksa bile düz bir şişe geçirip gayet güzel örgünüzü örebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurası ön parça hiç ilmek almaya gerek yok. 40 ilmeğimiz önde var, 40 ilmek arkada var. Sadece şurada bir tane bir ilmek fazla da, hani buradan arttı ya, onu bıraktım ben. Şimdi eğer şuralarda bir açıklık olursa, aradan bir ilmek çekeceğiz. Şimdi örgümüze başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi ipimizi tekrar buradan bağlayalım arkadaşlar. Ve örgümüze başlayalım. Yaka örgümüz lastik olarak öreceğiz, tekli lastik. Çünkü niçin örgümüzde tekli lastikle başladık biliyorsunuz ki. Evet. Eğer örgün burada çok açıklık gördüğünüz bir yer olursa aradan tek ilmek çıkarabilirsiniz. Bakın mesela şu bağladığım yer biraz böyle ayrıldı gibi oldu. Bunu şöyle takacağım ve öreceğim arkadaşlar ki çok kötü gözükmesin diye. Şöyle taktım ve ördüm. Şimdi bir ters bir düz olarak örgümüzü devam ettiriyoruz. Bakın, bir önden bir arkadan. Bir ters bir düz. Yakayı çok sıkı örmeyin. Hatta şişimiz üç buçuktu. Dört numarayla örebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yakamız çok sıkı olmaması lazım. Ki başımızdan rahat geçsin. Şöyle gevşek bir şekilde rahat bir örgü yapıyoruz. Evet. Lastik olarak örüyoruz. Bir ters bir düz. Şu an önden Devam ediyorum örmeye. Evet. Şimdi şu diğer omuza gelince, oradan da bir e, geniş bir yer var. Oradan da bir e, gizli alış yapacağım ki orada çok açıklık kalmasın. Bir ters, bir düz yapıyoruz. Bu çok basit oluyor arkadaşlar. Çünkü niçin? İlmekler üzerinde zaten tekrar ilmek almaya gerek yok. Çok güzel bir şekilde rahat bir şekilde örgümüzü hemen devam ettiriyoruz. Bir ters, bir düz. Şunu da aldım. Bakın şuraya geçerken şurada birazcık bir açıklık var. Buradan bir ilmek çektim şöyle araya koydum ve burayı devam ettiriyorum. Yalnız şurada da diğer ipim var ya onu kesiyorum artık arkadaşlar. Bu ipleri sonra şey yapacağız. İçine saklayacağız örgümüzün. Buraya da iki düğüm atıyorum. Şöylece diğer ipten de kurtulmuş olduk. Şimdi örgümüze tekrar devam edelim. Bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Arkaya geçtik şimdi. Şu anda ense bölümündeyiz. Burada zaten öyle bir açıklık bir yer yok. Bir ters bir düz örgümüze devam edelim. Dediğim gibi örgümüzü üç buçuk numara şişle ördüydük. Yakayı dörtle yapıyoruz arkadaşlar. Biraz daha rahat olsun diye. Yaka bölümünü dediğim gibi 4 numarayla devam ettiriyoruz. Şimdi zaten artık yapacağımız bir şey yok burada. Boğazlı yakamızın uzunluğunu elde edene kadar sadece lastik örüyoruz arkadaşlar. Kesme yok, artırma yok, hiçbir şey yok. Bir ters, bir düz olarak lastik örgümüzü yapıp yakayı tamamlayacağız. Sonra da diğer açıkta kalan omuzu ve yakanın açıkta kalan kısmını düzgün bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Omuzu biraz evvelki gibi birleştireceğiz. Açık kalan kısmını da dikeceğiz sonra. Evet, böylece geldik. Bakın bir sırayı tamamlamış oldum. Dönüyorum. Bu şekilde. Gayet düzgün bir şekilde bakın. Bir ters, bir düz örgümüzü devam ettireceğiz. Şöyle göstereyim şöyle bakın gayet rahat oldu artık burada bir şey yok zaten terse döndük tersi ters düzü düz örerek bu bölümü de geçiyoruz etek ucunda başladığımız gibi tersi ters düzü düz yakamızın örgüsünü tamamlayalım arkadaşlar bir ters bir düz bir ters, bir düz. Şimdi yakamızı ilerletelim ve birlikte yine uzunluğunu, ölçüsünü vereyim ben size. Şimdi arkadaşlar bakın ben yakamı tamamladım. Şöyle göstereyim bakın. Çok güzel bir boğazlı yaka oldu. Burası ön taraf. Şöyle oyduğumuz yer. Şu omuzun biri birleştirdiğimiz omuz. Kolunu sonradan yapacağım için bu omuz bu kadar ince gözüküyor arkadaşlar. Ve bu tarafı şimdi önce birleştireceğiz ama önce bir yakamızı keselim. Şimdi şunu şöyle düşünün. Bu ikiye katlanacak ve yakamız böyle olacak. Gayet güzel bir boğazlı yaka oldu. Uzunluğunu size söyleyeyim hemen. Uzunluğunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Daha yüksek bir yaka istiyorsanız daha uzun da yapabilirsiniz. Bu şu şekilde 15 santim olmuş benimki. Şöyle ikiye katlanacak zaten. Şimdi önce bir yakamızı keselim arkadaşlar. Yalnız yakamızı keserken çok gevşek kesmemiz lazım. Ki başımız rahat geçsin. Hemen şöyle alıyorum ve yakamı kesmeye başlıyorum. Dediğim gibi yakamızı çok gevşek keseceğiz. Sonra da omuzumuzu birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi önce birinci ilmeğimi örüyorum. Şöyle ikinci ilmeğimi de örüyorum. Sırada arkadaki ilmek varmış. Arkadan ördüm ve bunu bunun üzerinden atlattım. Bakın gevşek kesim yapıyoruz. Şimdi bir ters bir düz olarak keseceğiz lastik gibi. Önde sıra. Öne çevirdim, ördüm. Önceki ördüğümü buradan atlatıyorum. İlmeklerimi yüksek tutuyorum ki gevşek olsun diye. Bakın sırada arka ilmek var. Onu arkadan ördüm ve bunu bunun üzerinden atlattım. Sırada ön ilmek var. ipimi öne aldım. Öndekini ördüm ve bir öncekini bunun üzerinden atlattım. Bakın çok gevşek kesiyorum arkadaşlar. Yoksa başımızdan geçmez. Bayağı bir gevşek kesiyorum. Bu şekilde yaparak bir önden bir arkadan aynı lastik örgümüzü örerek, örer gibi yakamızı keselim ve ondan sonra da omuzumuzu birleştirelim. Bakın bayağı gevşek bir kesim yapıyorum. Bakın arkadaşlar çok gevşek bir kesim yaptım. Görüyor musunuz nasıl açılıyor? böyle olması lazım yoksa dediğim gibi başınızdan geçmez. Şimdi artık ipimi biraz uzun bir şekilde kesiyorum. Çünkü bununla şu kenarını dikeceğiz. Şuradan kestim ve şurayı sabitliyorum. Evet. Dediğim gibi bakın çok gevşek, esnek, çok güzel bir yaka oldu. Şimdi arkadaşlar artık örgümüzün diğer omuzunu birleştirebiliriz. Şöyle göstereyim yakamızı. Bakın bu dikilecek daha ve bu şekilde dönecek yakamız. Güzel bir boğazlı yaka oldu. Hemen şimdi bu tarafı da birleştirelim ve yakamızın kenarını dikelim. Şimdi arkadaşlar omuzumuzu ben tekrar bakın ikisini de şişe geçirdim. Şöyle ve Kesmeye başlayabiliriz ama doğru yüzleri içte olacak şekilde bakın şöyle çeviriyorum iki doğru yüzü içte birbirine eşit olacak şekilde paralel gelecek şekilde birleştirdim şöyle aldım bakın omuzlarımızın ilmekleri karşılıklı geldi şimdi buradan yakaya doğru kesimimizi yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın benim elimde böyle küçük şişlerim var. Sizin de birkaç tane olursa böyle kullanması rahat olur. Hemen bir öndeki ilmekten, bir arkadaki ilmekten girip birinci örgümü ördüm şöyle. Birer taneyi ördüm, çıkarttım. Şöyle göstereyim. Tekrar giriyorum. İlki burada duruyor. Yine önden ve arkadan girerek ikinci ilmekleri ördüm çıkarttım ve ilk ördüğümü şöyle diğerinin üzerinden atlatıyorum bunu normal kesiyoruz öyle çok gevşek değil çok sıkı değil normal kesiyoruz örer gibi yine ördük diğerini bunun üzerinden atlattım yani diğer omuzu göstermiştim zaten oradaki yaptığım işlemi burada uyguluyorum hem kolaycacık omuzları hiç dikmeye gerek kalmadan birleştirmiş oluyoruz hem de kesim yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir yaka, boğazlı yaka ve omuz birleştirme işlemi yaptık arkadaşlar. Bu şekilde başa kadar gelelim ve ondan sonra boğazlı yakamızın yan dikişini yapıp orayı tamamen kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan başladık kesmeye ve boyunun buraya kadar geldim Şunu da tekrar içinden geçirip kesiyorum burada. Ve böylece bu omuzda birleşmiş oldu. Bakın şöyle. İki tarafı da göstereyim. Bakın bu şekilde birleştirdik. Yakamız burada. Evet. Şu şekilde şimdi burayı dikeceğiz arkadaşlar. Buranın dikimini de yapalım. Ön yüzden dikiyoruz. Çünkü çevrildiğinde doğrusu içi dışına çıkacağı için. Hemen bir güzel iğnemizi, ipliğimizi alalım ve kendi ipiyle zaten üzerinde bırakmıştık ipini dikmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın şu iki yakayı birbirine karşılıklı gelecek şekilde elimle tutuyorum. Yani dikişimizi düzgün yapmamız lazım. Bakın hemen ilk ilmekten şuradan geçirdim ve karşılıklı olarak fazla sıkmadan birbirine tam karşılıklı gelen ilmekleri tutturuyorum arkadaşlar. Bir buradan, bir buradan. Bu şekilde şöyle zaten her bir ilmek birbirine karşılıklı geliyor. Bakın bir buradan, bir buradan. Fazla sıkmayın. Burası büzülmesin. Şöyle güzel, rahat bir dikiş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın. Bütün ilmekler birbirinin karşısına gelecek şekilde. Bir buradan, bir buradan ve rahat bir dikiş dediğim gibi. Şimdi aşağı kadar bunu indirelim. Ve aşağıda da sabitleyeceğiz. Buradan ve buradan. Bakın. Burada hiç belirsiz olacak. Şöyle düğüm atar gibi yapıyoruz bakın. Bunu buradan geçirdim. Karşısındakine gelince bakın İpim burada bu şekilde. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Ve yakamızı tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın aşağı kadar indim. Şurada bakın bir açıklık gibi bir yer kaldı. Belki sizde de kalmış olabilir. Aslında ilmek ayrılması o. Orayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Sizde de eğer öyle bir şey olduysa zaten ip kendi ipimiz orayı da yine güzel bir şekilde sanki bakın ilmek gibi kapattım. Burayı da tekrardan aldım şöyle. Ve ipimi içe veriyorum. Artık. Burada da sabitliyoruz ipimizi. Ve kesiyorum bakın şurada içte bir ipim vardı onu da arada yürüttüm şimdi bir iki düğümde buradan atacağım ki sökülme olmasın artık burayı da ucundan kesebilirim sıkıntı yok bakın çok güzel bir yaka ve omuz yaptık şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Bunu da büküyorum ve güzel bir boğazlı yaka oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkasını da göstereyim. Şöyle. Bakın gayet rahat, gevşek, başınızdan rahatça geçebilecek. Hatta bakın elimle açıyorum yakayı. Gayet rahat başınızdan geçebilecek bu. Çünkü kesme yapmadık. Sadece ilmekleri yürüttük. Başka bir videoda da inşallah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bu kazağın tamamını yapmak isterseniz videomuzun tamamını izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, kazağımızın yaka bölümünü tamamladık biliyorsunuz. Boğazlı yakamız tamam. Şimdi adım adım ilerleyerek kolu ve şu bedenini yapacağız. Ben şu tarafın kol lastiğini bakın yaptım. Şöyle göstereyim size. Şimdi bu tarafı beraber yapacağız. Daha sonra da beden bölümünün şu kısımlarına da örülecek örgümüz var. Ve buraya düğme yerleri yapacağız. Ve böylece örgümüz tamamlanacak. Ama ilk önce şu kolları tamamlıyoruz. Kol lastiğimizi yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan başladık. Tümden arkası da yapıldı. Şimdi bu tarafı birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şöyle bakın ben işaretledim. Yani lastikten sonra koldaki kesim yerine kadar olan yerleri sizde kaç ilmekse sayın ve burayı işaretleyin. İlk kesim yeri burası benim. Ve bu tarafında yine aynı şekilde lastik ve beden bölümünden sonra kol kesimine kadar geldiğim kısım burası. Buraları işaretleyin ilk önce. Ki karıştırmayın. Şimdi şu bölümü daha sonra yapacağız çünkü. Biz önce şu kol bölümünü yapıyoruz. Burayı boydan boya yapacağız. Benim gibi siz de sayın burada kaç ilmek işlediyseniz zaten sayıları belliydi. 24 ilmek burada, 25 ilmek burada vardı. Ama belki siz daha fazla örmüşsünüzdür ya da daha eksik örmüşsünüzdür. Onun için kafanızı karıştırmayın. Elinizdeki şu kısımdan lastikten ilk kol kesimine kadar olan kısım kaç ilmekse, kaç sıraysa pardon, kaç sıra ördüyseniz burayı sayın ve bir işaretleyin. Bu tarafı da aynı şekilde sayın ve işaretleyin. Dediğim gibi bu bölümü daha sonra yapacağız. İlk önce kolun lastiklerini yapacağız. Ve burada bu kolda ilk kestiğimiz noktadan itibaren şu omuza kadar kaç sıra yaptıysanız onu da tek tek sayın ve her birinden bir ilmek çekeceğiz çünkü arkadaşlar. Şimdi ben buradan tam şu kısımdan başlayıp Omuza kadar 145 ilmek çektim. Ama benimki bu kadardı. Belki sizinki daha fazladır veya daha azdır. Onun için siz de burayı kaç sıra yaptıysanız sayın ve buradan ilk kolu kesmeye başladığımız noktadan itibaren tek tek ilmek çekip omuza kadar geldik. Burası 145. Aynı şekilde döndüm. Aşağıya kadar indim ve burası da 145. Toplamda tümden şöyle açayım bakın. Burası tümden şu uçtan şu uçtan gelip tümüyle buraya kadar olan kısım bir ön tarafta 145 ilmek, arka tarafta 145 ilmek toplamda 290 ilmek çektim ve lastik ördük. Tekli lastik ördük arkadaşlar. Çok zor bir şey değil. Şimdi ilmeklerimizi beraber çekeceğiz. Bakın gayet muntazam, güzel bir kol oldu. Şöyle göstereyim. Derin bir kol. Hemen artık bu tarafın ilmeklerini almaya başlayabiliriz. Dediğim gibi şuranın sayısını belirleyin ve arka bölümünde sayısını belirleyin. Ondan sonrasında bir sıkıntı yok. İlk ilmeğimiz buradan başlayacak ve omuzdan öbür tarafa kadar tek seferde çekiyoruz. Ön parça 145, arka parça 145 toplamda 290 ilmek çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın şu ilk iliğimi, ilmeğimi çekeceğim noktaya şöyle giriyorum. Her bir sıra için bir ilmek çekeceğim. Kaç sıra ördüyseniz lütfen kafanızı karıştırmayın. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Kaç tane sıra ördüyseniz omuza kadar o kadar ilmek çekeceğiz. Şöyle düğümümü attım. Ve ilmeklerimi çekmeye buradan başlıyorum. Tabii artık bunu çıkarabiliriz. Çünkü niçin? başlangıç noktan belli. Bunu çıkarttım. Bakın birinci ilmeğimi hemen aldım. Şöyle ve ikinci ilmeğimi de buradan çekiyorum. Hemen yanına geçiyorum. En kenardaki ilmekten. Birer birer bakın dört tane oldu şu anda. Buradan aldım. Ve buradan aldım. Şu şekilde. Zor bir şey değil. Her bir sıradan bir ilmek alıyoruz arkadaşlar her bir sıradan bir ilmek. Benimki omuza kadar 145 ilmek toplamı 290 ilmek. Bakın kenarında birer ilmek ala ala ilerliyoruz bu şekilde. Tek tek her bir sıradan atlamayın ve önle arka sayılar eşit olsun ve tabii ki bu koldaki çektiğinizle bu koldaki çektiğiniz sayılar da eşit olsun. Yoksa kolumuzun biri daha geniş, birisi daha dar olur, güzel olmaz. Bu şekilde arkadaşlar her bir sıradan bakın birer ilmek çeke çeke kenardaki ilmekten alıyorum zaten. Şöyle içine giriyorum. Çıkartıyorum. şekilde. Bakın. Ön yüzden alıyorum arkadaşlar. Ön yüzden alalım ki bakın arkadaş şöyle bir şey bırakıyor. Şuradan göstereyim. Bakın. Şurada şöyle belli oluyor. Onun için burası terste kalacak biz ilmeklerimizi örgümüzün ön yüzünden alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Ön yüzden ilmeklerimizi teker teker çekelim ve sayalım. Sayarak çekelim. İlk önce siz omuza kadar kaç sıra yapmışsınız onu sayın. Sonra da her bir sıradan bir ilmek çekerek kol lastiğinin sayısını belirleyin arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şöyle bir ilerliyorum ben. Ondan sonra lastiğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bakın kenardan alıyoruz. İçten alınmaz. Kenardaki bakın kenar ilmeklerinden. Tekrar bir tane daha göstereyim. Bu şekilde. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum. Şöyle bakın kenardan aldım. Şöyle. Rengi biraz koyu diye tam göstermek istiyorum. Şöyle bakın yeterince gözüküyor. Şu an ben de gayet net bir şekilde görebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi çekelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan başladım. Şu an ön tarafı geçtim. Şöyle omuzdayım. Hiç ara vermeden devam ediyoruz diğer tarafın ilmeklerini almaya. Şuradaki işaretlediğimiz yere kadar olan bölümü de aynı sayıda arkadaşlar bakın. Benimki 145 ilmek. Sizinki de kaç ilmekse, kaç sıra yaptıysanız o kadar. Aynı şekilde devam ediyoruz ilmeklerimizi almaya. Sayarak yapın. Eğer eksiğiniz olursa tamamlayın onları da. Yine kenarlardan ala ala devam ediyoruz. Zaten kenar uçtan aldığımız için her bir sıranın ilmeğini alıyoruz. Eğer siz de benim gibi kenar ilmeğini örmeden yaptıysanız bakın aynı yerden iki ilmek çekiyorum. Şöyle birini çekiyorum birini de bir içten çekiyorum ki çünkü iki sıra tek sıra gibi gözüküyor burada. Bakın şöyle tutunca bakın kenar çifteli. Önce birinden sonra yanındakinden alıyorum. Böylece her bir sıraya bir ilmek çekerek örgümüzü Devam ettirelim ilmek almamızı. Aşağı kadar inelim şimdi. Yani omuzda durmadık. Omuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, ilmeklerimizi boydan boya misinalı şişimizi çektik. Buradan buraya kadar. Şöyle. Şöyle de göstereyim. Evet, şu kısımlar hariç. Burası koldan aşağı beden bölümü, lastik ve beden bölümü. Şimdi, dediğim gibi kaç sıra ördüyseniz o kadar ilmeği çektiniz. Benimki 145 sıra omuza kadar ve 145 sırada arkası, yani toplamda 290 ilmeğim oldu kolda. Sizin de kaç sıraysa ona göre çekin ve artık örgümüze başlayabiliriz zaten tekli lastik örüyoruz Şurayı tekrar göstereyim size arkadaşlar yaptığımız yeri bakın tekli lastik şöyle tekrar göstereyim ekrana sığdıramıyorum şöyle yapıyorum arkadaşlar bakın gayet düzgün muntazam bir şekilde üç buçuk numara şişle yani bedenine ördüğümüz şişle yapıyoruz bunu bu şekilde tekli lastiğimizi yapalım Şöyle göstereyim. Ve kolu bitirdikten sonra beden bölümünün örgüsüne geçeceğiz. Oralara düğme yerleri, ilik yerleri yapacağız. Yine bir önden, bir arkadan normal tekli lastiğimizi yapalım arkadaşlar. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz bir ters, bir düz. Bu şekilde yani etek ucundaki lastik nasıl yaptıysak, yakadaki lastiği nasıl yaptıysak tekli lastiğimizi yapalım ve kesimini yine birlikte yapalım arkadaşlar. Bir ters, bir düz kolun lastiğini yapıyoruz. Güzel düzgün bir örgü yapın. Sıkı güzel olsun. Çok gevşek yapmayın şöyle güzelce bakın hemen çıkmaya başladı zaten arkadaşlar bakın kol lastiğimizin sırası tam 10 sıra oldu yani taktıktan sonra 10 sıra kol lastiğimizi yaptık şimdi artık keseceğiz burayı kesme işlemimizi de yine yakadaki olduğu gibi bir ters bir düz olarak yapacağız arkadaşlar şöyle alıyorum elime burayı birlikte keselim şimdi sıradaki ilmeğimiz arkadan arkadan ördüm ve diğerini bunun üzerinden atlattım şimdi sıradaki ilmeğim önden öne getiriyorum ipimi önden ördüm ve bir önceki ördüğümü bunun üzerinden atlatıyorum bu şekilde Aynı lastiğimize devam eder gibi tersten gelen ilmeği tersten örüp diğerinin üzerinden atlatıyoruz. Arkadan gelen ilmeği arkadan örüp üzerinden atlatıyoruz. Ama gevşek değil. Yakada gevşek çalıştık. Çünkü başımızdan geçmesi için. Ama bu gevşek olmaz. Bunu normal güzel şişimize göre kesiyoruz arkadaşlar. Düzgün bir kesim yapmamız lazım. Onun için Boydan boya keselim. Sonra diğer yapacağımız lastik bölümüne geçelim, beden bölümündeki arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Esnek değil. Şişime göre kesiyorum. Bu kesme işlemlerimizi tamamlayalım arkadaşlar. Tekrar birlikte örgümüze devam edelim. Zaten. Örgümüzün bitmesine çok az kaldı. Bir önden bir arkadan örerek örgünün sırasına göre kesme işlemimizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar kolları bitirdikten sonra şu yan bedenleri de bakın bir tarafı ben yaptım. Şurası yapık değil. Burayı birlikte yapacağız. Arkayı ve önü göstereceğim size. Şöyle gördüğünüz gibi bakın çift örgü olarak çift yönlü düz örgü aslında ama çok muntazam oluyor. Bunu birlikte şimdi size göstereceğim. Şurada iki ileğimiz var. Buraya düğme dikilecek. Düğmelerimiz şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde olacak. Arka şey işte pardon ön arkanın üzerine gelecek. Şu şekilde ve düğmelerimizi de dikeceğiz sonra. Şurası şöyle açık kalacak zaten. Şimdi size önce arka tarafın ilmek alışını göstereceğim. Ondan sonra da önü, ilik bölümünü tümden anlatacağım size. Şimdi önü bırakıyorum. Önce arkayı. Arka bedenin ilmeklerini alacağız. Burada düz öreceğimiz için buranın sadece ilmek alışını göstereyim size ama ön tarafın, ön bedenin tümden göstereyim çünkü burada iki tane de ilik açıyoruz ve bu örgüyü nasıl yaptığımı size tek tek anlatacağım şimdi arka parçamızın yani arka bedenimizin benim şurada ucunda bir ip var ipimi bunun ucuna bağlayacağım eğer sizde yoksa direkt ip alırsınız ve e, oradan ilmeklerimizi önce bir çekelim hemen şöyle güzel çift taraflı bir düğüm atıyorum bu düğüm çok sağlam oluyor arkadaşlar şöyle ön yüzden ilmeklerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Bu arka parça, önce arka bedenin. Arka beden buradan ön yüzden alınca etek ucundan başlayıp kol altına kadar normal ilmeklerimizi alacağız. Kaç sıra örgümüz varsa o kadar ilmek çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki lastikte 24 sıra örgümüz vardı. 24 tane ilmek çekiyorum ön bedenden çekiyoruz ilmekleri yani şeydeki olduğu gibi kol için çektiğimiz ilmekleri biliyorsunuz zaten buradan kol altına kadar kaç sıranız varsa ilmekleri tek tek alıyoruz bu şekilde şu ses çıkartmasın çıkan sesten de rahatsız olanlar oluyor şöyle alıyorum misinalı ile örmesi rahat oluyor diye misinalı ile alıyorum arkadaşlar Evet. Bu şekilde şöyle göstereyim. Yandan örgümüzün sayısına göre ilmeklerimi çekiyorum. Tek tek çekelim ve kol altına kadar, şuraya kadar gelelim. Zaten şurada kaç sıra ilmek ördüyseniz kaç sıra ördüyseniz o kadar ilmek çekeceğiz. Burası zaten 10 sıra olduğu için 10 ilmek de buradan çekeceğiz. Şimdi ilmeklerimi aldım bakın. Etek ucundan kol altına kadar benimki 62 ilmek oldu. Şöyle. Sizin de burası kaç sıraysa ona göre ilmeklerinizi çekin. Zaten şu kol bölümü 10 ilmek, orası belli. Şimdi bundan sonrasını önce ilk başını göstereyim. Sonra diğer tarafta size tam olarak anlatacağım bunu. Şuradan bir ilmek daha çekiyorum. Eksik kalmasın. Şimdi dediğim gibi örgümüzün ön yüzünden ilmeklerimizi aldık ama örgü yönümüz terse dönüyor artık. Buradan şimdi şu çiftli bölümü yapmak için ilmeklerimi buraya atıyorum fazladan. 16 ilmek atacağım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ilmek attım. Tabii ki çift sıra olacağı için bu 8'e düşecek. Yani şurası 8 ilmek olarak gözüküyor. 8 ilmeği de arkada kalıyor. Bakın burası arası açılıyor. Çiftli oldu burası. Çift sıra örgü oldu. Hemen şöyle de göstereyim size. Asıl anlatımı öbür tarafta yapacağım çünkü orada ilik var. Birinci ilmeğimi şöyle arkadan aldım ilk ilmeğimi. Arkadaki ilmekler örülecek. Bakın ipimi öne geçirdim. Öndeki ilmekler örülmeden alınıyor. Bu şekilde aldım. ipimi doladım sadece önden ve arkaya aldım. Şimdi arkadakini normal düz örgü olarak ördüm. İlk sıra biraz sıkıntılı oluyor. Sonrası kolay. İpimi öne aldım. Bakın ön ilmeği aldım ama örmedim. Sadece ipi doladım, geçirdim. Arkayı örüyoruz. Dediğim gibi çiftli yapacağımız için düz ilmekleri örüyoruz arkadan. Öndeki ters ilmekleri sadece bu tarafa geçiriyorum. Yalnız geçirirken de ipimi öne alıyorum. Bakın önden doladım, arkaya koydum. Arkayı işledim. İpimi öne getirdim. Buradaki ilmeği önden geçirdim ve ipi arkaya aldım tekrar. Arkadakini ördük, Öndekini sadece bu şişe geçirdim, ipi önden arkaya aldım. Ondan sonrası kolay. Sadece ilk sırada biraz tabii ki zor oluyor. Önü örmeden aldım, ipi doladım, geçirdim. Arka ilmeği örüyorum. Önü aldım arkayı ördüm bakın 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğimi aldım arkadan ördüm en son ilmek öne geldi en sonki 16. ilmeğimle birlikte şu bedendeki çektiğimiz ilmeğin ikisini birden alıyorum bakın ipimi öne aldım şöyle bir ve iki ilmeği birden aldım ve çektim Buradan geri dönüyoruz. Aslında ördüğümüz yer sadece bu 16 ilmek. Ve birer birer 16. ilmekle bedendeki bir ilmeği beraber alarak burayı birleştirme yapıyoruz. Döndüm şimdi buradan. Şimdi artık öbür tarafta ön olarak gözükenler burada arka oluyor. Şimdi şu sondan aldığım iki ilmek arka olmuş oldu. Bu ikisini birden aldım ve örüyorum. Şimdi sıra önde. İpimi öne getirdim. Öndeki ilmeği örmeden aldım. Döndüm. Arkadaki ilmeği örüyorum. Öne geldim. Öndekini örmeden aldım. Arkadaki ilmeği örüyorum. İpimi öne getirdim. Öndeki ilmeği örmeden buraya geçirdim. Yani diğer sırada örmediğim ilmekler bu sırada örülüyor. Ördüğümüz ilmekler de bu sırada örülmüyor. Şimdi öne getirdim bakın. Öndekini böyle aldım. Arkadakine örüyorum. Böylece çift sıra bir örgü örmüş oluyoruz. Öndekini örmeden aldım, arkadakini örüyorum ve ilk baştaki öne geldi. Bunu da böylece çektim. İpim burada dolandı. Şimdi döndüm arkadaşlar. İlkimiz Arkadan bu sefer. Onu ördüm. İpimi öne geçirdim. Öndekini örmedim. Yine arkadakini örüyorum. Öndekini örmeden sadece buraya geçiriyorum. ipi doluyorum. Ön örülmüyor. Arka örülüyor. Artık zaten şaşırmazsınız da burada gözükmeye başladı. Öndeki ilmek örülmedi. Arkadaki ilmek örüldü. İpi sadece çeviriyorum üstünden arkayı ördüm önü örmedim evet, 15 ilmeğimi bu şekilde geliyorum arkayı ördüm bakın 16. ilmeğim yine burada ve bedenden bir ilmek daha alıyorum bu ikisini birden alıyorum arkadaşlar 1 2 ilmeği İpimi öne getirdim bu iki ilmeği aldım bu şekilde çıkarttım döndüm şimdi burada bu ilmek arka ilmek olarak geldi şu ikisini birden alıp arkadan ördüm. İpimi öne geçirdim, doluyorum. Arkalar örülüyor, önler örülmüyor. Arkayı örüyoruz, önleri örmüyoruz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar, burayı sonuna kadar bitireceğiz. Önde tekrar size ilik açılma yerlerini göstereceğim. Orayı da birlikte alacağız ve ilik nasıl açılıyor onu göstereceğim size. Dönüyorum. Bakın şimdi ilk sıramı arkadan ilk ilmeğimi ördüm. Öndekiler örülmüyor. Aslında kafanız karışmasın. Kolay bir şey. Burası çift sıra örgü olarak devam ediyor. Ve hiç esneme yapmıyor arkadaşlar. Arkayı örüyoruz. Önü örmeden. son iki ilmeğimi yine ipimi öne aldım bakın buraya geçirdim örmeden döndüm dönünce bu iki ilmeği arkadan örüyorum şimdi bunu aşağı kadar inelim böyle sonra diğer tarafta arkadaşlar yine ben size kesimini göstereceğim ve diğer tarafın ilik olan bölümü size nasıl açtığımı bu ilikleri de göstereceğim tekrar anlatacağım arkadaşlar şimdi bu arkayı arka bedenin yan tarafını beraber yaptık kesme işlemini de ben yaptım ama şimdi ön tarafı beraber yapacağımız için kesmeyi de orada göstermek istiyorum size arkası bitti şimdi e, arkanın nasıl alındığını gösterdim nasıl örüldüğünü de gösterdim şimdi ön bedenin zaten bu son taraf burayı da yapınca örgümüz bitmiş olacak arkadaşlar. Bakın bu tarafın ben düğmesini de diktim. Şöyle göstereyim size. Üstünüze giydiğinizde çok şık duruyor. Çok güzel oluyor. Şöyle iki düğme. Açabiliyorsunuz da. Şöyle kapatıyorsunuz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde diğer önü de yapalım. Ve örgümüzü bitirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ön bedenin Kenarını yapıyoruz ve e, diğer tarafta olduğu gibi ilmeklerimizi yine ön yüzden alacağız. Buradan almaya başlayacağız, kol altından başlayıp etek ucuna kadar gideceğiz. Onun için şimdi ipimi şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Bakın, ipimi biraz fazla alıyorum. Şöyle fazla aldım. Buradan bu tarafa alacağım. Çünkü ipim burada kalsın istiyorum. Örgüme buradan devam edeceğim için sadece ilmeklerimi çekeceğim. Hani düğüm yapmamak için. Yoksa istediğiniz gibi alabilirsiniz ama ben ipimden şöyle biraz aldım buraya. Asıl ipimi, iş öreceğim kısmın ipini yumağımı yani bakın burada bırakıyorum. Bu tarafta bırakıyorum. Ki düğüm yap yapmadan örebilmek için. Yine bakın şöyle kol altından her bir Sıradan bir ilmek çekerek ilmeklerimizi çekelim. Zaten kol altında 10 tane sıramız vardı. 10 sıramız vardı. 10 ilmek çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle kenardan kenardan ilmeklerimizi çekelim. Her bir sıraya bir ilmek çekiyoruz. Kol altında 10 Diğer taraflarda da 26 24 artık sizde kaçar sıra varsa ona göre bakın 2 4 6 8 9 şimdi 10 taneyi buradan çektim. Bu şekilde. Zaten çekmeyi göstermiştim size. Siz de ona göre her bir sıradan bir ilmek çekecek şekilde örgünüzü devam ettirin arkadaşlar ilmeklerimizi çekelim aşağıya kadar örmeye başlayalım şimdi arkadaşlar ilmeklerimi bakın çektim şöyle göstereyim şimdi arkadaki ilmek sayımızla bakın buradaki çektiğimiz ilmek sayımızla burası aynı olması gerekiyor ona göre dikkat edin arkadaşlar zaten örgümüz kaç sıraysa ona göre ilmek çektik onun için burada da bu sayıya dikkat edin burada kaç sıra ilmek çektiyseniz Buranın ilmek sayısı da aynı olması gerekiyor yoksa birbirinden daha uzun olur. Şimdi arkadaşlar bakın çektim. Şurada ipim kaldı. Bu gevşeme yapabilir diye bunu burada sabitliyorum. Şöyle en alta geçirdim bakın. Tığımla. Şöyle sabitledim. Yoksa Buradan örmeye başlayacağız ya burası gevşeme yapmaya başlıyor sonra. Sonra da bunu arkaya alır bitiririz zaten. Şöyle çekeriz altarı. Şimdi zaten misinalaya taktığım için şimdi buradan taktık ön burası olduğu için ama örgümüze buradan devam edeceğiz. Misinamı şöyle çekiyorum ve örgümü bu taraftan başlatıyorum. Zaten ipimi burada bıraktım asıl. Biraz fazla ip aldım ve buranın ilmeklerini çekecek kadar ip aldım. O ipi de burada sabitledim ve buradan artık örgümüze başlayabiliriz. Yine diğer tarafta yaptığımız gibi burada yaptığımız gibi arkadaşlar ilmek alacağız fazladan. Normal kenar ilmekleri aldıktan sonra buraya 16 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve örgümüze artık başlayabiliriz. Zaten aslında nasıl ördüğümüzü göstermiştim. Şimdi bu tarafta örgümüze Şimdi şöyle tersle başlıyorum ki şurada düzle bitsin diye. Yalnız şu ilk sıranın ilmeğini şu şekilde aldım arkadaşlar açılmasın diye. Ama tersle başlamış oldum. Şimdi hemen yanında bir düz yapacağız. Ters ilk sıra biraz zor oluyor. Yanına düz. Tabii ki tersi örmüyoruz. Sadece ipi önden alıp doladık ve düz. Tersi örmeden ipi aldık. Buradan üstünden geçirdik. Düzü örüyoruz. Düz örgüleri örüyoruz. Ters örgüleri örmeden ipi sadece dolandırıyoruz önünden. Tersi aldım şimdi. Şimdi sırada düz var. Şimdi ters var. Şimdi düz. Ters'e geldik. İlk sıra biraz zorluyor. Şimdi düz. Tekrar ters. Bakalım kaç tane olmuş? 2 4 6 8 10 12 14 15. Ters yaptık. 16. ilmeğimiz düz geldi. Onu özellikle düz getirdim ki yanındaki ilmekle beraber ikisini birden düz olarak örmek için. Şu şekilde bakın iki ilmeği birden alıyorum. Hem bunu arttırdığımı 16. ilmekle yanındakini bir taneyi aldım ve düz olarak ördüm. Döndüm. Şimdi burası ters olarak geliyor. Örmeden aldım. Arkaya verdim. Şimdi düz. Zaten göstermiştim ben size örgüyü. Şöyle ters ters örmüyoruz, düzleri örüyoruz. Yani bu sırada da diğer sıradaki örmediğimiz tersler karşımıza düz olarak geliyor. Bu sefer de onları örüyoruz ve ördüklerimizi ters olarak örmeden geçiyoruz. Çift katlı bir örgü yapıyoruz burada. Hiç esneme yapmıyor ve güzel duruyor. Aslında burada iki sıramız tek sıra gibi gidiyor arkadaşlar. Ve 16 ilmek 8 ilmeğe düşmüş oluyor. Şimdi şurada da ters ve burası düz olarak bitti. Döndüm. Bu sırayla birlikte gidelim. Ondan sonra ilik açma yerine kadar ilerleyelim. Şimdi burası artık ters olarak geldi karşımıza. Aldım, döndüm düz örüyorum tersi atlıyorum düz örgüyü örüyoruz tersi sadece ipimizi dolandırıyoruz düzü ördük tersi aldım bakın ipi dolandırdım düzü ördüm terste ipi çevirdim ve dolandırdım düz örüldü ters ip dönüyor Evet bu şekilde düzleri örelim, tersleri çevirelim ve bakın yine düzde son 16. ile bu bedenden çektiğimiz ilmeklerin birini beraber alarak iki ilmeği birlikte aldım ve düz olarak ördüm. Şimdi bu şekilde ilik açma yerine kadar biraz ilerleyip ondan sonra iliği birlikte açacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın 6 sıra yaptım ben burada. Ve bu yöndeyim dış taraftayım yani içte değil dıştayım e, ee, iliğimizi yapmaya başlayalım birinci iliğimizi yapalım dediğim gibi alt sıra yaptım şöyle ve ilk iliğimizi koyacağız bakın şurada göstereyim iliğimizi şöyle açık bir ilik yapacağız güzel bir ilik şimdi örgümüzün yarısına kadar gelelim normal örgümüzü yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yarısına geldik örgümüzün buradan geriye dönüyorum bu birinci dönüşümüz yine örgünüzü aynı sırasına göre yapın düz geleni örün ters geleni örmeden bir değişiklik yok 8 ilmeklik bölümünü örüyoruz. Şimdi tekrar döndüm. Güzel bir ilik olacak bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine yarısına kadar geldik. Zaten saymasak da belli zaten artık. Buradan geriye dönüyorum. Bu ikinci dönüş oluyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde başa geçelim. Döndüm. Yine geliyoruz. Burayı size göstermek istiyorum. İliği birlikte yapalım. Evet. Üçüncüye geldik şimdi. Üçüncü dönüşümüzü yapıyoruz. Geliyoruz şimdi. Hemen hızlı bir şekilde ilerleyelim. geldim ve bu dördüncü dönüşümüz olacak şimdi dört tane örmüş oldum şimdi burada arkadaşlar dördüncü dönüşümü dönüyorum yani dört kere gidiş geliş yaptık hemen gidelim gelelim şimdi karşıya geçeceğiz artık dört gidiş geliş yaptık çünkü büyük düğme dikiyoruz. Şimdi ördüğümüz yere kadar gelelim. Beşinci gidişte artık karşıya geçeceğiz. Şimdi şuraya geldim bakın. Bir üstünü doluyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört defa üstünü doladım. Niçin derseniz çünkü buralarda da şimdi örgü öreceğiz. Dört defa gidiş geliş yapacağız. Her seferinde buradaki doladığımız ipin birini bırakacağız ki burada bir sıkılık olmasın diye. Şimdi normal burada ne sırada mesela bakın ters gelmiş. Tersi aldım. Düzü örüyorum. Bu tarafı örüyoruz şimdi. Dört defa da burada gidiş geliş yapacağız arkadaşlar. Yine burayı normal örüyoruz. Şurayı da göstermek istiyorum size. Bakın en sondaki bir tane düzü örerken burada arttırdığım bir ip var ya onunla birlikte alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle şurayı. İkisini birden aldım ve bunu da buradan bir tanesini çıkarmış oldum. Burası rahat olsun diye o ipleri doladık zaten. Yani yoksa bir artış yok orada. Şimdi tekrar birinci gidişi dönüyoruz. hızlı bir şekilde ilerleyelim. Yine buradan bedenle birlikte iki ilmeğimi birden alıyorum. Yine geldim. Şimdi bakın bunu yine alırken şu artırdığım ip var ya onunla birlikte alıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şuradaki iple birlikte ikisini birden düz olarak ördüm. Şimdi bunu çıkarttık. Buradan geri dönüyoruz. Böylece ikinci dönüşümüzü de yapmış olduk arkadaşlar. Güzel bir ilik. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Bütün örgülerinizde bu iliği yapabilirsiniz. Daha küçüğünü yapacaksanız iki kere de dönersiniz. Daha büyüğünü yapacaksanız daha da fazla uzatabilirsiniz bu iliğin boyutunu. Şimdi geldim. Üçüncüye geliyorum. Yine bununla birlikte bakın arkadaşlar. Şu doladığım ipin birini daha aldım. İkisini birden ördüm. Bunu da bıraktım. Döndüm şimdi. Üçüncüyü de dönmüş olduk. hızlı ilerleyelim Şimdi döndüm arkadaşlar. Arkadaşlar burayı bu kadar uzun uzun bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler tabii ki de kendi hemen yapar gider. Geldik ve dördüncüyü de bakın bununla birlikte aldım. Bitti. Şimdi döndüm. Burada da ipimiz yok zaten artık. Burayı da dönelim. Zaten öbür dönüşümüzde artık orayı kapatacağız. büyük bir ilik yaptık. Şimdi artık iliğimizi kapatıyoruz. Normal örgümü örüyorum. Sırasına göre. Karşıya geçiyorum şu anda. Zaten o üstüne doladığımız ipleri de öre öre bitirmiştik. Bakın kapandı iliğimiz. Güzel bir ilik yaptık arkadaşlar. Normal artık örgümüzü örüp ikinci iliğe kadar gidebiliriz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ile yine bedenden ikisini birlikte düz olarak ördük. İliğimiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi ikinci iliğe kadar örgümüzü ilerletelim. İkinci ilikte yine birlikte devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın örgümüzü ilerlettik. Şimdi ikinci ilik yerindeyiz. Arada 14 sıramız var. 14 sıra ördükten sonra birinci iliği anlattığım gibi aynısını burada uygulayacağız. Yani değişik bir şey yok. Tekrardan ikinci iliğimizi koyacağız. Şuradan da göstermek istiyorum size. Bakın iliklerin aralıklarını. Şu şekilde. Arası 14 sıra. Onun için yine ilk iliği anlattığım şekliyle ikinci iliği de koyabiliriz. 2 3 4 5 6 7 8 yarısına kadar örüp buradan dönüyoruz. 4 defa dönüş yapıyoruz ve karşıya geçiyoruz aynı şekilde karşıyı da. Yani birinci iliği zaten tam olarak anlattım. Oradan bakarak tekrar bu ikinci iliği koyabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra da örgümüzü buraya kadar geldikten sonra etek ucuna kesmeyi de size göstereceğim. Dediğim gibi arası 14 sıra. Şimdi arkadaşlar bakın son sıradayım. Bedende almam gereken tek ilmeğim kaldı şurada. Burayı birlikte yapıp keselim. Hemen hızlı bir şekilde ilerliyorum. ilmekleri tek tek ala 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 en son bir ilmeğe kadar indik. Evet bakın son düz örgümü bununla birlikte yaptım ve bitirdim. Şimdi arkadaşlar geri dönüyorum buradan. Çünkü buradan kesersek ipimiz burada kalır. Onun için buradan geri dönüyorum. Ondan sonra da kesme işlemimi yapacağım. başa kadar gelelim. Çift katlı bir örgü yaptık buraya. Evet. Şimdi geldim. Örgümüz tamamlandı. Burada şimdi kesme işlemini yapabiliriz. Şimdi buradan birinciyi aldım arkadaşlar. Bakın buradan iki ilmeği birden kesiyorum kestim ve birinci ilmeği bunun üzerinden atlattım. Her seferinde iki ilmek alacağız. Çünkü burası çift kat ya. Tek tek kesersek burası ayrılır. Onun için çift çift kesiyoruz. Bakın buradan iki ilmeğimi kestim. Bir öncekini bunun üzerinden atlattım. İki ilmeğimi birden alıp kesiyorum. Yani normal kesim yapıyoruz aslında. Ama tek tek değil de çift çift kesiyoruz. Çünkü burası çift kat olduğu için. iki ilmeği birden kesip bir öncekini onun üzerinden atlatıyorum. Bakın. İki ilmeğimi kestim. Bunu bunun üzerinden atlattım. İki ilmeğimi kestim. Ve bunu bunun üzerinden atlattım. Zaten sona kadar geldik şu anda bunu da şunu örmeden atlatıyorum arkadaşlar son kalan ilmeği ve bir tane daha geçirdim şöyle şimdi son ilmeğimi de ördüm örmeden alınca gevşek kaldı tekrar ördüm ve bunu da bunun üzerinden atlattım ve oturtuyorum ve bir tane daha geçirdim şöyle Artık burayı kesebiliriz. İpi şöyle aldım ve kesiyorum. Şunu da şuradan şöyle çıkarttım. Şimdi bakın şurada bir çıkıntı oldu. Bunu şu ipimizi tersten içe alırken orası düzlenecek. Şöyle bakın. Uçtan şöyle şu tarafa doğru bir kaydırma yapın. Şu şekilde. Bakın düzlendi. Şöyle göstereyim, düzlendi. Ve içi alıyorum. Burada daha evvelden aldığımız ip de var. Bunları şuradan şöyle geçirelim. Şöyle birini aldım şimdi. Bu ikisini de birbiriyle düğümlüyorum. Çok burayı büzdürmeden. Artık bu burayı da kesebiliriz. Böylece örgümüz tamamlanmış oldu arkadaşlar. Şimdi buranın düğmesini dikeceğiz. Yani ön beden Tamamlandı. Arka bedeni de önce yapmıştık. Şimdi artık, bakın buranın düğmesi dikikti, dikmiştim. Şimdi de bu tarafın düğmesini dikelim ve örgümüzü bu şekilde tamamlayalım. Şöyle. Kendi ipiyle dikiyorum arkadaşlar. Zaten. Örgümüzde başka dikecek bir şeyimiz yok. Sadece düğmemizi dikeceğiz. Şöyle üst üste koyalım. Bakın şöyle. Şöyle. Üst üste koyup yerini belirleyelim. Ve kendi ipiyle gördüğünüz gibi büyük bir düğme. Ve burayı iki düğmemizi de bu şekilde dikelim. Gördüğünüz gibi düğmelerimizi de diktik. Bu şekilde ve örgümüz tamamlandı. Diğer taraf zaten dikikti. Güzel bir süveter elde ettik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boğazlı yakamız her şey ile tamamlandı. Artık zaten dikecek bir şeyimiz yok. Güzel günlerde kullanın sweater'nizi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.